Sevgili öğrenciler, 6. sınıf din kültürü dersi, temel değerlerimiz 2. Vatan millet sevgisi. Sevgili öğrenciler, bizler için çok önemli olan vatanımızın ve milletimizin iyiliği için dua etmek başta gelen görevlerimizden biridir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnektir. O bir keresinde Mekke ve Medine için şöyle dua etmiştir. Allah'ım, bize Mekke'yi sevdiğimiz kadar veya daha fazlasıyla Medine'yi sevdir. Burayı bizim için hastalıksız kıl. Medine'nin sağ ve müddünü bereketli kıl. Yani ölçeklerimize bereketli kıl buyurmuşlardır. Millet, din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan toplumuna denir. Vatan, bir insanın doğup büyüdüğü, bir milletin bağımsız olarak yaşamını sürdürdüğü toprak parçasıdır. Vatan ve millet, birbiriyle çok sıkı ilişkisi olan kavramlardır. Bir topluluğun millet olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle bağımsız bir vatanının olması gerekir. Milletin fertleri genellikle aynı topraklar üzerinde yaşar. Ancak çalışma, eğitim ve bazı sebeplerle başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da milletimizin mensubu sayılmaktadır. Her ne kadar aynı vatanda yaşamasak da onlarla dinimiz, dilimiz, gelenek ve göreneklerimiz, ideallerimiz, tarihimiz ortaktır. Bizim için güven ve huzur içinde yaşadığımız kutsal bir yuvadır vatan. Yani toprak parçasının çok ötesinde bir anlama sahiptir. Bizler bağımsız bir vatanda yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir nimettir. Vatanımızın her köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanışını gururla seyrederiz. Görkemli camilerimizin, şehirlerimizi ve kasabalarımızı süslemesinden, minarelerimizde günde 5 kez ezanların okunmasından dolayı büyük mutluluk duyarız. Vatanımızda inançlarımızı özgürce ifade eder ve yaşar, ibadetlerimizi serbestçe yerine getirir. Dilimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizi biz yapan değerleri cennet vatanımızda özgürce yaşatırız. Bütün bunlardan dolayı da vatanımızı çok severiz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız ve Türk milletinin bir ferdiyiz. Milletimiz tarih boyunca üstün özellikleriyle anılmış ve ön plana çıkmıştır. Adalet, dürüstlük, kahramanlık, misafirperverlik, cömertlik, yiğitlik, erdemlik ve bazı özellikler milletimizin önem verdiği ve sahip olduğu üstün özelliklerden bazılarıdır. Vatanımıza ve milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. Vatanımızı çok sever ve koruruz. Tarihi ve doğal güzelliklere zarar vermeyiz. Atalarımızın bize emanet ettiği bu vatana gerekirse canımız pahasına da olsa sahip çıkarız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkar, onları yaşatmak için elimizden gelen çabayı harcarız. Milletimizin yücelmesi, ülkemizin gelişip kalkınması için çalışırız. Vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için çaba harcarız. Başta milletimizin fertleri olmak üzere insanlara faydalı olmak için çalışırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuştur. Bu vatanda farklılıklarımızla bir millet olduğumuzun bilinci içinde davranırız. Milletimizin fertleriyle dayanışma içinde oluruz. İnanç, düşünce, mezhep, etnik köken ve bazı sebeplerle hiç kimseyi dışlamayız. Herkesin bu ülke için çalıştığını, vatanımızı sevdiğini, milletimizin bir ferdi olduğunu unutmayız. Milletimizin bireyler arasındaki farklılıkların bulunmasının doğal olduğunu, farklılıkların ayrılık unsuru olarak değil, zenginliğimiz olarak görülmesi gerektiğini biliriz.
Milletimiz birlik ve bütünlük içinde güçlü bir şekilde varlığını devam ettirebilir. Aksi halde milletimizin birliği, vatanımızın da bağımsızlığı tehlikeye düşer. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bu konuda uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Bizim bayrağımız rengi bu vatanı bizlere kazandırmak için şehit olan atalarımızın kanından almıştır. Ayrıca milli ve manevi değerlerimizin en önemlilerinden biri bayrağımızdır. Ay yıldızlı bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Aynı zamanda devletimizin ve milletimizin birliğini, onurunu, vatanımızın bağımsızlığını simgeler. Bizler milletimizin ve devletimizin onurunu, bağımsızlığımızı temsil eden bayrağımıza büyük saygı gösteririz. Bayrağımız göklerde dalgalandıkça atalarımıza olan minnet borcumuzun ne kadar fazla olduğunu hatırlarız. Vatanımıza, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize daima sahip çıkmamız gerektiğini unutmayız. Milli manevi değerlerimizden biri de İstiklal Marşımızdır. Milli mücadele yıllarında milletimizin bir İstiklal Marşı'na ihtiyacı olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Marif Vekalet, yani şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir yarışmada 724 şiir arasında Mehmet Akif Ersoy'un Kahraman Ordumuz adlı şiiri birinci seçilmiştir. Ve 12 Mart 1921'de mecliste İstiklal Marşı olarak kabul edilip onlarca defa okunarak ayakta alkışlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy kendisine verilen 500 lira mükafatı almayıp bunu Darül Mesai'ye bağışladı. Yani Müslüman kadın ve çocuklarına iş öğreterek onların çektiği sefaleti son vermek amacıyla kurulan müesseseye bağışladı. Milli marşımızda milletimizi millet yapan, bir arada tutan değerlerimize vurgu yapılır. Vatanımızın, bağımsızlığımızın, dinimizin ve dini değerlerin milletimizin hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğu belirtilir. Milli marşımızda bayrak, hilal, yıldız, millet, vatan, hürriyet gibi milli değerler ile iman, ezan, şehitlik, mabet, secde, huda, cennet gibi manevi değerler uyumlu bir şekilde birleştirerek kullanılır. Temel değerlerimizden diğeri şehit ve gazilerimiz. Şehit Allah Celle Celal yolunda ve Allah Celle Celal'in kutsal kabul ettiği din, vatan, namus ve mal ve can güvenliği için savaşıp cihat ederek öldürülen mümin demektir. Gazi ise dinimiz, vatanımız, bayrağımız, kutsal değerlerimiz uğrunda yapılan savaşa katılan ve savaştan sağ dönen kişilerdir. Bir dinimizde şehitlik ve gazilik çok önemli makamlardır. Kur'an-ı Kerim'de bu makamlar için iki güzellikten biri olarak nitelendirilir. Tevbe suresinde şöyle buyurulur. De ki bizim için şehitlik ve gazilik olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Başka bir ayette de kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük mükafat vereceğiz buyurularak şehitlerin ve gazilerin Allah Celle Celaluhu tarafından ödüllendirileceği açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin haber verdiğine göre şehitlerin kul hakkı dışındaki bütün günahları bağışlanacaktır. Çünkü onlar Allah Celle Celaluhu yolunda kutsal değerler uğrunda en kıymetli varlıkları olan canlarını feda etmişlerdir. Bir sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Ya Resulallah, ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affedilir mi? Allah Resulü şöyle buyurdu. İhlasla sabrettiğin halde geri dönmemek üzere Allah yolunda öldürülürsen evet, ancak borç hariç, yani kul hakkı hariç buyurmuştur.